yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan. Ecdadımızın titizlikle kurduğu ve yücelttiği Osmanlı İmparatorluğu, kıtadan kıtaya medeniyet götürmüş, dünyanın dört bucağında ilmi, kültürü ve sanatı ihya etmiştir. Bu alanlarda hemen her devirde namı dünyayı tutan ilim ehli ve sanatkarlar, dört bir yanı eserleriyle donatmış, koca imparatorluk bu ulu şahsiyetler için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Sahip oldukları deha ile bu alim ve sanatkarların bugün belki de en göz önünde olanı, dimdik ayakta duran muhteşem eserleriyle Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminin baş mimarı olarak 28 yılı Kanuni Sultan Süleyman, 8 yılı 2. Selim, 14 yılı 3. Murat dönemi olmak üzere 50 yıl hizmet etmiştir. O imparatorluğun gücünü, kudretini ve asaletini mimariye aksettiren eşsiz bir dehadır. Her biri bir başyapıt olan bu eşsiz eserlerle Avrupa ve Asya'ya Türk sanatının ruhu kazınmıştır. Osmanlı klasik mimari üslubunun biçimlenmesinde Mimar Sinan en büyük rolü üstlenir. Gerçekleştirdiği deneyler ve getirdiği yeniliklerle bir ekol olmuş, Osmanlı Türk mimarisini de bir klasik olarak zirveye taşımıştır. Diğer mimarlar onun bir tek eseri için ömürlerini harcarken, o bir ömre nasıl sığdırdığı hala anlaşılamayan eserlerle üç kıtayı donatmış, etkileriyle de tüm dünyayı değiştirmiştir. Sayısı 400'ü aşan eserlerinin her birinde mükemmeli yakalama çabasını sürdürmüştür. Müstakil eserler yerine büyük külliye kompozisyonları inşa ederek Türk şehircilik anlayışının temel özelliklerini en zirve örnekleriyle canlandırmıştır. Onun icat ettiği mimari yenilikler günümüzde de etkisini korumaktadır. Mimari akustik, ısıtma, aydınlatma gibi birçok alandaki keşifleriyle geliştirdiği kendine has metotları, modern mimariye de rehber olmaya devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ser Mimaran-ı Hassa, yani saray mimarlarının başı olan Sinan bin Abdülmennan, 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya geldi. Babası Abdülmennan, dedesi Dülger Yusuf'tur. Sinan, Sultan Selim'in tahta çıktığı günlerde Rumeli'ye ilaveten Anadolu'dan da devşirme alınmaya başlanması üzerine Ağırnaz köyünden devşirildi. ...1512'de
henüz 22 yaşındayken İstanbul'a getirildi. Kendisi Yavuz'un vefatından sonra söylediği mısralarında bunu belirtir. Anın devşirmesiyem ben kemiğine, gülistan-ı cinan ola mekanı. Müslüman Anadolu'nun bağrında yetişen, samimi ve ihlaslı bir mümin olan Sinan'ın devşirmeliğinden yola çıkarak, gerek onun milliyeti hakkında, gerek Osmanlı döneminde uygulanan devşirme sistemiyle ilgili bazı asılsız iddialar ortaya atılmakta, yanlış yorumlar yapılmaktadır. İşin aslı şudur ki, iddia edildiği gibi devşirilecek çocuklar hiçbir zaman ailelerinden zorla alınmamıştır. Osmanlı Devleti'nin reaya çocukları olan devşirmeler, tamamen ailelerinin rızasıyla alınır ve kabiliyetlerine göre yetiştirilirdi. Ayrıca o zamanlar yalnız Hristiyanlardan değil, Müslüman ailelerden de devşirme alınmaya başlanmıştı. Aslında böyle yersiz iddialarla uğraşmak yerine yapılması gereken, Türk mimarisini Sinan'ın ufuk sunan muhteşem sanat ve üslubu istikametinde yeniden geliştirmektir. Mimarbaşılık makamına kadar yükselen Sinan, bu makama gelen diğerleri gibi mimarlar ocağından değil, askerlikten yetişir. Osmanlı devlet örgütünde devletin ve padişahın inşa faaliyetlerini yürüten kurum, Hassa Mimarları Dairesi, buraya mimar yetiştiren de mimarlar ocağıdır. Mimarbaşı olarak özellikle bu ocaktan yetişenler seçilirdi. Oysa Sinan İstanbul'a geldiğinde Yeniçeri olmak üzere acemi olanlar ocağına alınmıştır. 7 yıllık eğitimin ardından terfi ettiği Yeniçeri ocağında kabiliyeti doğrultusunda neccarlar olarak isimlendirilen köprücüler sınıfına dahil edilir. İstanbul'un en şöhretli usta mimarlarının derslerine katılır. Bunlar arasında Bayezid Camii'nin ustası Mimar Hayreddin de vardır. Fakat Sinan'ın kabiliyetini geliştiren asıl unsur, katıldığı seferlerde incelediği sanat abideleridir. Asker Sinan, Yavuz Sultan Selim devrinde Çaldıran ve Mercidabık savaşları sırasında Fars ve Arap mimarisiyle tanışır. İran'da Büyük Selçuklular devrinde başlayan kubbe mimarisini tetkik fırsatı bulur. 1516 ila 1520 tarihleri arasında katıldığı Mısır seferlerinde Memlüklülerin renkli taş kaplama ve kakma örneklerini inceler. Yavuz Sultan Selim'den sonra başa geçen Kanuni Sultan Süleyman'la 1521'de Belgrad seferine ve 1522'de Rodos seferlerine katılarak atlı sekban olur. İlk kez Macaristan seferinde kabiliyetini ortaya koyar. Karaboğdan da Prut Nehri'nden karşıya geçmek için gereken köprü birkaç kez çökünce, tavsiye üzerine henüz atlı sekban olan Sinan'ın köprüyü yapmasına karar verilir. Kirli toprakla kaplı nehir kıyısını inceleyen Sinan, zemin özelliklerine uygun planıyla 13 gün gibi çok kısa bir sürede büyük ve yüksek bir köprü inşa eder. Bazı devlet ricalinin bu köprünün düşman eline geçmemesi için oraya bir de kale yapılması teklifine de karşı çıkan Sinan, bunun ordunun kuvve-i maneviyesine menfi surette tesir edeceğini belirtir. Büyük Sultan Kanuni de Sinan'ı takdir eden şu sözleri sarf eder: "Unutmamak gerekir ki Müslümanlar tarihte ilk defa Avrupa kıtasına çıktıklarında kendilerini Cebel-i Tarık'tan geçirmiş olan gemileri yakmışlardı. Bu kararlılığı bizim de göstermemiz lazımdır. Bizler buraya kale yapmakla askere sıkıntıya düştüğü anda kaçması için bir girizgah mı yapacağız?" Sinan 1526'da katıldığı Mohaç Savaşı ardından acemi olanlar yaya başılığına, daha sonra da kapı yaya başılığına yükselir. Zemberekçi başı yani baş teknisyen rütbesiyle 1529'da Viyana ve hemen ardından Alman seferine iştirak eder. Bütün bu seferlerde Avrupa mimarisini inceler. 1534'te katıldığı Irak seferlerinde de
Tebriz ve Bağdat'taki İslam mimarisinin örneklerini yakından tanır. Gördüklerini kendisindeki o üstün kabiliyet potasında eritip yeni terkipler vücuda getirecektir. Sinan'ın sanat hayatı için bütün bu seferler dehasını besleyen müşahede ve büyük bir tecrübe zemini olur. Onun yaklaşık 50 yılı böyle bilgi ve tecrübelerle estetik anlayış ve inceliğini derinleştirerek tecrübelerini o müthiş muhayyilesinde yoğurmakla geçer. Ancak hiçbir zaman görüp öğrendiklerini taklide sapmayacaktır. Edindiği tecrübeleri tamamen kendisine has bir üslupla eserlerinde kullanmıştır. Onun sanat kabiliyetinin bir tezahürü de Van Kalesi kuşatmasında cereyan eder. Sadrazam Lütfi Paşa, Osmanlı ordusuyla Van Gölü sahiline geldiğinde gölün karşı kıyısındaki İranlılar hakkında bilgi almak ister. Bunun için Sinan'ı çağırıp gemilerin yapılmasına itina eyle der. Malzeme yokluğuna rağmen Sinan derhal harekete geçerek bütün teçhizatıyla kısa zamanda 3 kadırga inşa eder. Bu başarı Lütfü Paşa'yı son derece memnun etmiştir. Üstün ve kıymetli hizmetler halkası genişledikçe Sinan devamlı yükselir. Kısa zamanda Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbelerinden biri olan Haseki Başılığa getirilir. Zira onun seferlerde imar ve inşaada gösterdiği muvaffakiyet, ordunun zaferini temin eden en büyük müessirlerdendir. Haseki olarak da Kanuni Sultan Süleyman'ın Korfu ve Pulya seferlerine katılır. Bütün bu seferler sırasında ordunun geçtiği yollarda köprü, yol, kanal gibi eserlerin inşasındaki başarıları sürekli olarak padişahın dikkatini çeker. Sinan'ın her biri destansı hikayelere sahip birer abide olan eserlerini verdiği en verimli dönemi 1539'da Mimar Başılığa, bugünkü şekliyle Bayındırlık Bakanlığı'na tayin edildikten sonra başlar. Vefatına kadar sürdürdüğü bu görevi 35 sene yürütmüş ve ardında 400'den fazla eser bırakmıştır. Aslında onun bu yeteneği doğup büyüdüğü beldenin özelliğiyle de örtüşür. Ağarnaz köyü Erciyes Dağı'nın volkanken püskürttüğü lavların oluşturduğu tabaka üzerine kuruludur. Buranın insanı Selçuklulardan itibaren geçimini taş işçiliğinden sağlar. Kesin kayıtlarla sabit olmasa da bu durum devşirildiği güne kadar Sinan'ın da bu işle uğraştığını düşündürür. Taşlara şekil vermeyi, onlarla konuşmayı çocukluktan bildiğine inanılır. Devşirildikten sonra dülger olarak çalışmaya başlaması da bu kanaati kuvvetlendirir. Mimar Sinan'ın köyünde bulunan evini restore için 2002 yılında başlayan çalışmalarda da bu kanaati kuvvetlendiren bulgulara rastlanmıştır. Hatta evin altından itibaren 4000 metrekaresine ulaşılan ve çalışmaları süren bir yeraltı şehri bulunmuştur. Nisan 2004'te açıklanan bu bulgularda evin alt katlarında birbirine geçiş sağlayan odalar arasında demir atölyesi, güvercinlik gibi bölmelere rastlanmıştır. Mimar Sinan'ın meslek hayatı kendi ifadelerindeki şekliyle çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak 3 dönemde incelenir. Her 3 dönemde verdiği eserleri sanat değeri olarak aşılamamıştır. Çıraklık eseri olarak ifade ettiği Şehzadebaşı, kalfalık eserim dediği Süleymaniye ve ustalık eseri olarak kayda geçen Selimiye camileri en çok öne çıkan 3 abidedir. Kanuni'nin 1548'de vefat eden oğlu Şehzade Mehmet anısına yaptırdığı Şehzadebaşı Camii'nin temeli, Ebced hesabıyla Bismillah ve Sinan kelimeleri üzerine kurulur.
Bütün ölçülerde Bismillah kelimesine tekabül eden sayının katları kullanılmış, pencere aralıklarına kadar her şey inceden inceye hesaplanmıştır. Camide orta kubbe kare küp biçimli bir tabana oturur. Sinan her eserinde olduğu gibi burada da çeşitli alanlarda ilkleri dener. Şehzade Mehmet Camii kare küpün köşelerini yontmaya başladığı ilk camidir. Böylece içteki küresel bingi dışa yansır. Orta kubbenin bastığı büyük kemerlerin yan itme gücünü ağırlık kuleleri karşılar. Bununla estetik ve sağlamlık arasındaki organik bağ vurgulanırken binanın iç kuruluşunun dıştan algılanması da sağlanmıştır. Mimar Sinan'ın ilginç denemeleri bazı cahil ya da kötü niyetli kimselerce dedikodu malzemesi yapılmış, kıskananlar tarafından padişahla arası açılmaya çalışılmıştır. Bu hadiselerden ilki Şehzadebaşı Camii'nin yapımında yaşanır. Mimar Sinan'ın camide alem yaptığı haberi üzerine padişah hışımla camiye gelir. Gerçekten de Sinan caminin ortasına oturmuş nargile içmektedir. Padişahın celallenmiş bir şekilde kendisine doğru yürüdüğünü görünce hürmetle ayağa kalkar. Kanuni, kubbe çevresinde ellerinde kulaklarına dayadıkları borular bulunan işçileri görünce mimarın nargile içmesinin sefadan olmadığını anlar. İşçiler borularla nargile seslerini dinlemekte, Sinan akustiği yani sesin yansıma sistemini ayarlamaktadır. Kanuni döneminde ikinci şikayet de Kırk Çeşme projesinde yaşanır. Dedikodulara bakılırsa mimarbaşı Sinan'ın İstanbul'a su getirmesi hayaldir. O su yolu değil ayak yolu bile yapamaz söylentisi yayılır. Hazinenin boşa harcandığı Kanuni'ye defalarca tekrar edilince Kanuni mimarbaşıyı bizzat teftiş eder. Neticede padişahın itimadını kazanan projesiyle koca Sinan suyu İstanbul'a getiren kişi olur. Bu defa da suyun taze olmadığını yayan dedikoducular padişahta bir akis uyandıramaz. Bilakis Kanuni memnuniyetini ortaya koymuş, Sinan'a hizmeti karşılığında dilekte bulunmasını söylemiştir. Mimarbaşı kendi evine özel bir su tesisatı isteyince Kanuni bunu ona bağışlar ve kayda geçmez. Yıllar sonra Kanuni'nin torunu 3. Murat döneminde Sinan'ın kaçak yollardan evine su getirttiği ve yargılanması gerektiği söylenir. Bunun Kanuni'den bir hediye olduğunu ispatlayacak belgesi olmayan koca Sinan o yaşlı haliyle zor duruma düşmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tarihteki en parlak dönemlerinden birini yaşamakta, gittiği her yere İslam'ı, adaleti ve medeniyeti götürmektedir. Osmanlı tarihinin en yüksek dönemi olan 16. yüzyılı özetleyen 4 isim öne çıkar. 46 yıl süren padişahlık döneminde krallara icraat dikte ettiren Kanuni, Osmanlı hassasiyetinin şekillendirdiği ve dünyanın göz bebeği haline getirdiği İslam medeniyetinin merkezi İstanbul, düşmanlarının dahi muhteşem Süleyman dediği dönemin padişahı namına inşa edilen abidevi eser Süleymaniye, İstanbul'u bu abidevi eser başta gelmek üzere simgesel eserlerle donatan mimarbaşı Sinan. Süleymaniye bu simgesel isimleri birleştiren unsur olmuştur. Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman Han bir cami inşa ettirmeyi düşündüğünde rüyasında Allah Resulü'nü görür. Hazreti Peygamber ona caminin yapılacağı yeri gösterir, iç ve dış unsurları hakkında talimatlar verir. Bunları minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü de şuraya yapınız şeklinde tafsilatıyla ifade buyurur. Büyük bir heyecan ve sürurla uyanan Kanuni salavat-ı şerife getirir, gözyaşları içinde şükreder. İlk iş olarak Hazreti Peygamber aleyhisselamın işaret buyurduğu yere gider. Niyetini açtığı mimarbaşı Sinan bu teklifi beklermişçesine Hazreti Peygamber tarafından beyan edilen mübarek ifadeleri tekrarlar. Kanuni mütebessim bir şekilde "Mimarbaşı haberli gibisin" deyince Mimar Sinan başını edeple eğerek
aynı rüyayı sadıkayı kendisinin de gördüğünü izhar eden, "Sultanım, sizin hemen arkanızdaydım," cevabını verir. Kanuni'nin sürur ve heyecanı bir kat daha artmıştır. Derhal, "O halde tiz cami-i şerifin inşası başlasın," diye ferman eder. Mimarbaşı Sinan, fermanın sultanı aşan büyüklüğünün farkındadır. O sıralarda daha önce emir aldığı su hizmetlerini yürütmekte olan büyük mimar hızla hazırlıklarını tamamlar. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin temele ilk taşı koymasıyla inşaatı başlatır. Süleymaniye, bünyesinde bulunan çeşitli bölümlerle büyük bir alana yayılmış bir şehir düzenlemesidir. Dini yapılarla toplumsal hizmetin bütünlüğünü yansıtan anlayışın en önemli örneğidir. Caminin beraberinde Darül Kurra, Darüş Şifa, hamam, imaret, medreseler, dükkanlar ve Kanuni ile Hürrem Sultan'ın türbeleri yer alır. Dönemin imkanlarıyla 7 yıl gibi çok kısa bir sürede bitirilen bu muazzam külliye, ulu mimarın sanatı kadar teşkilatlanma ve idare alanındaki dehasını da ortaya koyar. Bu şaheserde de deneme ve keşiflerde bulunan Mimar Sinan, zamanının ilmi ve fenni imkanlarıyla izahı imkansız olan pek çok harikalar gerçekleştirir. Bunlar, döneminde çok az insanın idrak edebildiği, İlmi derinliği asırlar sonra keşfedilen uygulamalardır. Kubbe için en yetkin taşıyıcı sistemi denemiştir. Caminin dört büyük sütununu sırasıyla İskenderiye, Baalbek, Sarayı Amire ve Kız Taşı'ndan, ak mermerleri Marmara Adası'ndan, yeşil mermerleri Arabistan'dan getirtir. Kapıları abanozdan yaptırır. Duvarları İznik çinileriyle kaplatır. Hattat Karahisari ile talebesi Hasan Çelebi, maharetli elleriyle camiyi eşsiz hüsnü sanatlarla tezyin ederler. Mimar Sinan'ın sade ve ahenkli bir silüet ortaya çıkardığı bu yapı, zeminden itibaren tedricen yükselerek tek bir noktada birleşir. Merkezi kubbenin yarım kubbeler ve diğer unsurlarla imtizacı, tasavvuftaki vahdette kesret, kesrette vahdet sırrının muhteşem bir numunesidir. Mimar Sinan böylece hayatın teferruatından muazzam bire, ehad olana, yani tek olan Allah'a varıp ondan tekrar teferruata dönüşü müstesna bir mana ve zarafet zinciri olarak sembolize etmiştir. Süleymaniye'de uygulanan esrarengiz sistemler arasında tam bir entegrasyon da dikkati çeker. Kubbenin içinde ve köşelerde yer alan ağzı içe dönük küpler, iç ve dış kubbeler arasında mevsim değişse de sıcaklığı belli bir seviyede tutan boşluklarla birlikte mükemmel bir akustik sağlar. Böylece iki amaca birden ulaşılır. Sinan'ın bu akustiği sağlamak için nargile sesiyle yaptığı tespitler doğrultusunda bazı yerleri bozup tekrar yaptırmak derecesinde gösterdiği titizlik meşhurdur. Camide lambalardan çıkan isi toplayan bir is odası vardır. Sağlanan düzenli hava akımı sayesinde tek bir yerde toplanan isten en kaliteli mürekkebin yapılması da hayret vericidir. Şaşırtıcı bir husus da örümceklerin kubbelere ağ yapmaması için Afrika'dan getirtilen 300 deve kuşu yumurtasıyla iç alanın süslenmesidir. Mimar Sinan büyük kubbeyi Hazreti Peygamber'den bir remz sayar. Kubbe, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaları müminlere aksettirme vazifesindedir. Zira kubbe, Allah Resulü'nün Yüce Mevla'dan aldığı emirleri ümmetine tebliğ edişini temsil eder. Devrin tanınmış üstadı İbrahim Usta tarafından yapılan mihrabın üstündeki vitraylar da birer şaheserdir. Sinan bu pencerelerden giren güneş ışığını Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı olarak telakki eder. Dört ana sütunu da dört halifeye benzeterek şöyle der:
oldu Kâbe bu cami-i mevzun, çihar yar oldu bu dört sütun. Süleymaniye'de zeminden kubbe üzengi seviyesi 45, kubbe alemi ise 66 arşındır. Selimiye'de de kubbeyi taşıyan 8 ayağın merkezlerinden geçen dairenin çapı 45 arşındır. Kubbe kenarı zeminden 45, minare ise buradan itibaren 66 arşın yüksekliktedir. Ebced hesabıyla 45 Adem kelimesine, 66 da Allah lafzına tekabül eder. Her iki camide de kubbeye yakın minarelerde görülen siluetlerin mesafeleri de 92 arşındır ki Muhammed ismini ifade etmektedir. İşte ecdadın yaptığı eserlerdeki maneviyat ve huzurun menbaı, çevresinde döndükleri bu hakikat minberidir. Ulu mimarın eserlerindeki rumuz da birbiriyle ahenkli bir terkiptir. Süleymaniye'nin dört muhteşem minaresi, Kanuni'nin İstanbul'un fethi itibariyle dördüncü padişah olduğuna, on şerefe de onuncu Osmanlı padişahı olduğuna işaret içindir. Süleymaniye'nin bütün unsurları gibi temelleri de müstesna niteliktedir. İçlerinde rahatlıkla yürünebilecek bir ızgara sistemi halinde caminin bütün müştemilatına su taksim eden haznelere ulaşır. Mabedin tabanının orta kısımlarından bu yollara açılan ahşap kapaklı menfezler ısıtma ve soğutma sistemidir. Ayrıca bu temel uygulaması depreme dayanıklılık sağlar. Böyle dev bir yapının asırlarca sapasağlam kalmasında bu tedbir önemlidir. Mimar Sinan hiçbir eserinde kuru bir inşa faaliyetinde bulunmamış, bir medeniyet inşası şuuruyla İslam mimarisine aşılmaz bir karakter kazandırmıştır. Böyle muazzam bir gaye ile verdiği eserlerinde en ince teferruatı dahi değerlendirmiş, bilgi ve malzeme kadar zamanı da hassasiyetle kullanmıştır. Süleymaniye Külliyesi'nin tamamlanmasını bekleyen Kanuni ise ilerlemiş yaşı sebebiyle bunu görememekten endişe etmektedir. Aynı anda birçok eserin yapımını yürüten Sinan yine dedikoducuların hedefi olur. Padişaha onun başka işlerle ilgilendiği, Süleymaniye'yi ihmal ettiği söylenir. Hatta kubbenin her an düşebileceği iddia edilir. Bütün bunlara hiddetlenen Kanuni ani olarak inşaata gider. Mimarbaşı mihrap ve minberin tanzimiyle meşguldür. Sultan öfkeyle ihtar eder. Mimarbaşı, niçin benim camimle alakadar olacağın yerde vaktini başka eserlerle meşgul olmak suretiyle geçiriyorsun? Ceddim Sultan Mehmet Han'ın mimarı sana örnek olarak yetmez mi? Bu mabedin ne zaman tamam olup ibadete açılacağını tez bana bildiresin. Yoksa gerisini sen bilirsin. Bu sözler karşısında Sinan, dedikoduculardan haberdar olduğu için derin bir tefekkürün ardından sultana, "Saadetli padişahım, devletinde inşallah iki ayda tamam olur." cevabını verir. Cevap hem padişah hem de maiyetindekileri şaşırtmıştır. Koca binanın iki ay içinde bitmesi mümkün değildir. Orada bulunanlardan biri Sinan'ı korumak için, "Sen padişahın dediğini anladın mı? Ne zaman kapısı kapanacak?" diye soruyor deyip mimara geri adım atması için zemin hazırlar. Fakat Sinan, iki ay dolunca bitmiş olacak diye ısrar eder. Padişah ise, ağlar, mimar başının ne dediğine şahitsiniz diyerek oradan ayrılır. Sinan bilahare kendi ağzından yazılan Tezkiretül Bünyan adlı hayat hikayesinde bu hadisede Kanuni'ye kırıldığını ifade eder. Olay sarayda duyulunca herkes Sinan'ın can korkusundan aklını kaçırdığına, cinnet geçirdiğine hükmeder. Hazinedar başı
cinnet geçiren birinin Süleymaniye Camii'ni inşa için yeterliliğini yitirmiş olacağı, hazineyi boşuna sarf edeceği düşüncesiyle Sinan'ı çağırarak camiyi ne zaman bitireceğini sorar. Cevap aynıdır. Cevabı değişse dengesizlik alameti sayılacağını düşünen hazinedar başı, endişelenecek bir şey yoktur, kendisine gayret gelmiştir diye rapor verir. Sinan gece gündüz çalışarak eserini tamamlar. Zaman darlığını öne sürerek baştan savma iş yapacağı iddialarına en güzel cevabı eseri verecektir. Süleymaniye Külliyesi ki dudak uçuklatan nitelikleri, zarafeti, uyum ve ahengiyle bugünün araştırmacılarına bile tarihte böyle bir mimari bilginin olamayacağını itiraf ettirir ve Sinan için uzaydan gelmiş gibi dedirtir. İki ayın sonunda Sinan, herkesin hayret nazarları arasında caminin anahtarıyla huzurdadır. Kanuni gayet memnundur. Cami-i Şerif'i ibadete açma şerifi, onu böylesine muazzam ve muhteşem bir şekilde bina ve inşa eyleyen mimarbaşımız Sinan'a aittir, der. Mimarbaşı, sanatına tevazuu öğrenerek başlamıştır. O an, Hattat Karahisari'nin fedakarlığını düşünmektedir. Kubbe yazılarını yazan Karahisari, bu cami-i şerifteki ihtişamın tezyinatı olan hüsnü hatlara öyle itina göstermiştir ki, son harfin son tasihinde gözlerinin feri tükenerek ama olmuş, dünyayı seyir penceresini yitirmiştir. Zahirdeki emsalsizliğini ruhi derinliğinde de gösteren Sinan, sultanın sözlerine edeple şöyle mukabele eder. Sultanım, Hattat Hisari bu cami-i şerifi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini feda etti. Bu şerefi ona bahşediniz. Eşsiz mabedin hizmetine 275 kişilik bir kadro tayin edildi. Yıllar yılı günde 5 vakit 10 şerefeden okunan Ezan-ı Muhammediye ile İstanbul'a ses, ahenk ve rahmet ziyafeti verildi. Osmanlı dehası Mimar Sinan bu abidesini yaptıktan sonra Ser Mimaran-ı Cihan ve Mühendisan-ı Devran gibi tebcil edici unvanlarla anılır oldu. Ancak o bu muazzam eserine zahiri bir imza koymadı. Kabrini Süleymaniye Külliyesi'ne yakın bir yerde inşa ettirerek de adeta fani olduğunu nefsine ihtar etti. Kalfalığımı İstanbul'daki Şehzade Camii'nde icra ettim. Üstatlığımı da Süleymaniye Camii'nde tekmil ettim. Ama cümle makdurumu bu Selim Han Camii'ne sarf edip 7 tuğlamı ayan ve beyan eyledim. Bu fakir dahi bir resmi cami-i âli eyledim ki Edirne içinde manzuru halk-ı alem olmaya layıktır. Mimar Sinan'ın bu sözlerle övdüğü Selimiye, Edirne'nin en yüksek yerinde şehrin baş tacı ve simgesidir. Kanuni'nin oğlu Sultan Selim adına yapılan bu camide mimarın tüm keşifleri yansır. Mimarbaşı Sinan bu eşsiz eserine başladığında 84 yaşındadır. Eserin yapım kararı oldukça ibretlidir. O dönem Akdeniz bir Osmanlı gölüdür. Fakat Kıbrıs henüz fethedilememiştir. Adada yaşanan huzursuzluklar ve deniz yoluyla hacca giden Müslümanların yol güvenliği fethi lüzumlu kılmaktadır. Sultan II. Selim Han, şayet bu adanın fethi müyesser olursa rızayı ilahi için şükür sadedinde büyük bir cami yaptıracağım diye söz verir. Fetih nasip olduğunda ise Selim Han vaadini unutmuştur. Bir gece rüyasında gördüğü Hazreti Peygamber ona şöyle buyurur. Ey Selim,
sen murad eyledin, hak nasip kıldı. Sözünde sadık ol. Kıbrıs'tan alınan ganimetlerle vaat ettiğin camiyi Edirne'ye yaptır. Ertesi sabah rüyasını anlattığı lalası Mustafa Paşa, "Sultanım, bu ne hikmettir ki benim size anlatacağım rüyayı siz bana anlatıyorsunuz?" demiştir. Sultan Selim Han devlet erkanını toplayarak efendimizin emri üzerine Edirne'ye bir cami yaptırılacağını duyurur. Orada bulunan Mimar Sinan'a hitaben, "Ey devlet-i aliyeyi nice mabetleri ve insanlığa faydalı abideleriyle bezeyen koca üstad, söylenenleri dinledin ve anladın. Şimdi bu eser öyle bir eser ola ki bütün cihanda dahi emsali bulunmaya." Koca Sinan padişaha şöyle karşılık verir: "Sultanım, bu eserle madem ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi bizzat alakadar olmuşlardır, dünya durdukça dimdik duracaktır biiznillah." Selimiye Camii için Sultan Selim Han ve maiyeti Mimar Sinan'la birlikte Edirne'de her yeri araştırır. Etrafını gölgede bırakan Sarıbayır Kavak Meydanı adlı yerde karar kılınır. Burada bulunan bir lale bahçesinin sahibi olan ters mizaçlı Laleci Baba, padişah fermanına rağmen bahçesinin bozulmasına rıza göstermez. Ancak Koca Sinan'ın gönül alıcı sözleri üzerine ve Hazreti Peygamber'in işaretini de öğrenince bir lale motifinin cami duvarına işlenmesini şart koşarak ödenecek bedeli de almaz. Koca Sinan, Laleci Baba'nın şartını müezzinler mahfili altındaki sütuna ters bir lale işleyerek yerine getirir. Bu suretle nükteli bir şekilde ters adamın ters lalesi mesajını verir. Bununla birlikte büyük sanatçı Sinan, Laleci Baba'nın istediği gibi tek bir motifle yetinmemiştir. Lale bahçesinin dekoru, zirve sanat eserinin süslemeleri arasında yer alır. Çiniler ve diğer süslemeler, lale, sümbül, menekşe, gül, karanfil gibi rengarenk çiçeklerle bezenir. Selimiye Camii'nin yapımına 1569'da başlandı. İlk temel taşını büyük bir merasimle dualar okunarak ikinci Selim Han'la Koca Sinan birlikte koydular. Bu görkemli caminin yapılışında 14 bin işçi ve 400 kalfa emek verdi. Külliyesiyle birlikte 22 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Selimiye 1575'te bitirildi. Mimar Sinan kıbleyi tayin etmeye çalışırken epeyce uğraştı. Tam olarak doğru yönü hesaplamaya çalışırken yanında bir pir-i fani peydahlandı. Önlerinde duran bir mermeri işaret ederek, "Ey mimarbaşı, şu mermerin üzerine çık, biiznillahü teala ayan beyan kıbleyi göreceksin," dedi. Bunun üzerine pirin gösterdiği mermere çıkan mimarbaşı Kabe'yi karşısına buldu. Mimarbaşı Sinan, bu şaheserini Edirne ufuklarına erişilmez bir deha ile yerleştirmiştir. Edirne'nin neresinden girilirse girilsin, gözleri önce haşmet ve zarafet abidesi Selimiye karşılar. O eşsiz minareler, çeşitli yönlerden ikili, üçlü, nihayet dörtlü görünür. Onun kalem gibi zarif minareleri, İnsanların birbirlerini görmeden rahatça çıkabilecekleri üçer yol sığdırması ise bir sırdır. Ayrıca ince yapılarına rağmen minarelerin semaya doğru o derece uzayabilmesi de dahiyane bir zekanın varlığına işaret eder. Onun bu husustaki hassasiyetini ilk anda anlayamayan bazı kalfalar, "Hey koca üstad, minarelerinin bu kadar uzun olmasına ne gerek var?" diye sorarlar. Koca Sinan,
hayat tecrübesini konuşturduğu cevabında adeta bugünlere işaret eder. Sinan, bu topraklara düşman giremeyecektir. Girse de duramayacaktır. Çünkü bu minareler kıyamete dek bu ülke Müslüman Türklerindir diye arşa kadar haykıracaktır diyerek Edirne'nin müstakbel Serhat şehrimiz olacağını hissettiğini düşündürür. Selimiye'nin kubbesi de akıllara ziyandır. Ayasofya ile girdiği yarışı kazanan bu kubbenin bugünkü imkanlarla bile çok zor yapılabileceği uzmanların acizlikle itiraf ettiği bir husustur. En geniş ve en yüksek kubbe özelliğine rağmen bu derece basık olması mimarlık tarihinin en seçkin uzmanlarını dahi hayrete duçar eder. Selimiye Camii'nin kubbesi diğer eserlerinde olduğundan daha büyük bir ihtişamla dış yapıda olduğu kadar iç yapıda da müthiş bir kompozisyona sahiptir. Cemaat düzeni binayı kare küp üzerine temellendirmeyi zaruri kılar. Sinan bu sert hattı yumuşatarak üst yapıyı kemer ve kubbelerle kurmuştur. Böylece onun camilerinde birbirine zıt olan düz çizgilerle kavisler oluşturulmuştur. Bu yerle gök arasındaki tezat gibi münasip olmuştur. İşte koca Sinan'ın göğe asılmış gibi duran büyük kubbelerindeki sır buradadır. Bu sırra her eserinde dikkat eden koca Sinan, bu eserini yaparken bir şeye çok dikkat eder. Hristiyan mimarlar, Ayasofya'nın kubbesinden daha büyüğünü yapmanın imkansız olduğunu, özellikle de Müslümanların bunu hiç yapamayacağını iddia etmişlerdir. Bu sözden sonra onun duası Hristiyanların bu eserini gölgede bırakmaktır. Ve Selimiye ile Mimar Sinan bu büyük ideali gerçekleştirir. En büyük ve zarif kubbe artık Selimiye'dedir. O bu hassasiyetini şöyle ifade eder. Hristiyanların mimar geçinenlerinin Müslümanlara galibimiz var. Ayasofya'nın kubbesi gibi bir kubbe devleti İslamiye'de inşa olunamamıştır dediklerini duymuştum. Bu sözler nice bir zaman şu fakirin gönlünde bir acı ukde olup kalmıştı. Nihayet Rabbimin izniyle Selimiye'nin kubbesini Ayasofya'dan 6 zira yüksek, 4 zira geniş bina eylemekle Kefere-i Fecere'nin mimar geçinenlerine galebe çalmış olduk. Yabancı araştırmacı ve mimarların da Selimiye ile ilgili görüşleri hayli ilginçtir. İşte Sinan'ın Selimiye'si hakkında söylenenlerden birkaçı. Şu koca kubbe ters çevrilip altınla doldurulsa dahi, koca Sinan'ı getirmeden 20. asır mimarisi bu eserin aynısını yapamaz. İngiliz yüksek mimar Elvis. Yeryüzündeki sanat eserleri gökteki yıldızlar gibidir. Ayasofya bir ay, Selimiye ise bir güneştir. Alman Engelbrecht. Selimiye, eğer seni Türklerin yaptığını bilmeseydim, Allah yaptı derdim. Bulgar General Alexander. Selimiye, yeryüzü eserlerinin şahı olduğu gibi, Mimar Sinan da tüm mimarların şahıdır. İtalyan Güzel Sanatlar Galeri Müdürü.